arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzelliği çalışacağız. Modelimiz 3 boyutlu, çok şık, çok güzel duran bir çalışma. Aynı zamanda oldukça kolay ve yapımı da çok çok zevkli. Bu modelimizi nasıl örebiliriz? Bu modelimizi kalan iplerden örebiliriz ya da belirlediğimiz, burada olduğu gibi farklı renkleri her sıramızda kullanarak örebiliriz. Yani tamamen zevkimize göre değerlendirebileceğimiz bir çalışma. Şuradaki motiflerimizin ebatı çok küçük olduğu için şöyle bazen çok az az iplerimiz kalmakta. O iplerimizi değerlendirmek adına da bu modelimizde baharlık battaniyeler çalışabiliriz. Şallar çalışabiliriz. Yetişkinler için atkılar olabilir. Çok güzel, dökümlü. Aynı zamanda battaniyesi de çok hoş durmakta. Modelimiz 3 boyutlu gibi durmakta. Bunun özelliği ise farklı bir birleştirme tekniği kullanıyoruz. Şöyle arkasından bakalım. Kare kare siyah bölümlerimizi görmekteyiz. Yani her bir modelimizin kenarı kare çerçeveler halinde, ön kısmında ise şu şekilde bir görünüm var modelimizin. Evet, şimdi ben küçük bir parça çalıştım. Şöyle 2, 4, 6, 7 tane motiften oluşmakta. Yani 7 bu yönden, 7 de diğer yönden çalıştım. Burada motif sayımız ne kadar büyük olursa olsun hiç yapacağımız işlemde değişiklik olmayacak. Dilersek daha küçük, dilersek çok büyük, devasa örtüler çalışabiliriz bu modelimizde. Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Önce motiflerimizi örelim, bir tarafa koyalım. Sonrasında eğer herhangi bir sıralama üzerine buradaki olduğu gibi kurmak istiyorsak sıralamamızı şöyle bir yere yerleştirelim. Ve sonrasında en kenar 2'den şöyle 1 ve 2. sıradan şöyle başlayarak birleştirelim. Şimdi ben videomuzun içerisinde birleştirme işlemini göstereceğim. Buradaki videomda da sık sık sizlere hatırlatacağım. Burada ben 7 çalıştım ama bunu tüm kocaman bir battaniye olarak gözümüzde canlandıracağız. Burada yaptığımız işlemimizin tamamını aynı şekilde yapacağız. Yani sadece 7 motif üzerinde siz çalışmayacaksınız. Kaç tane motifiniz varsa 40, 50, 60 hiç fark etmez. Öreceğiniz şeyin büyüklüğüne göre hepsi tamamlandıktan sonra üst sıraya geçeceğiz. Önce yatay, sonra dikeyde birleşmemizi yaptıktan sonra bu güzellik ortaya çıkacak. Çok güzel. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte çalışırsınız. Evet, battaniyemizin yapımına geçmeden önce minicik bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sizlerin oradaki varlığı beni çok mutlu edecektir. Evet, şimdi kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel motiflerimize ve birleştirme işlemine başlayalım. Kolay gelsin. Limon sarısı renginde ipimle örmeye başlıyorum. 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Öncesinde bir düğümümü atıyorum. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Birinci zincir içerisine gelerek giriyorum ve kapatıyorum. Halkamı oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını 2 defa doluyorum. 1 ve 2. Yuvaya giriyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2 doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. 2 doluyorum. 1 ve 2. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 defada yukarıya doğru çıktım. Toplamda 4 tane trabzanımı ördüm. 3 tane zincir örüyorum. 3 zincirimiz ördükten sonra arkadaşlar tekrar 2 defa doluyorum. Grubun birincisini tamamladım. İkinci grubumuzu aynı işlemlerimi yaparak tamamlıyorum. İkinciyi örüyorum. 3'ü örüyorum. Doluyorum. Dördüncüyü örüyorum. 4 tane trabzanımı yan yana ördüm. 2 grubumun ikisini de tamamladım. 3 tane zincirimi yine araya çekerek devam ediyorum. Aralara 3'er zincirimizi çekiyoruz. İpimizi şöyle yine alttan yürütüyoruz. 2 defa dolayarak giriyorum.
İkişer ikişer yukarıya doğru çıkıyorum. Toplamda 4 tane grubumu bu şekilde örüyorum. İplerimi kalan iplerle çalıştığım için bakınız küçük büyük demeden birbirine bağlayarak ekledim. Lütfen sizler de iplerinizi israf etmeyin. Bakın şöyle gizledik, hiç sıkıntı olmadı. 4 tane ördüm. 1, 2, 3 zincirimi yeniden çektim. Sonuncu ve dördüncü grubumu örüyorum. 2, 2 alıyorum. Birinciyi ördüm. 2, 3, 4. ve son. 3 zincir çekiyorum. 4 tane zincir çekerek başlamıştım. 1, 2, 3, 4. 4.'ye gelip batıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi hemen makasımla kesiyorum. Bu şekilde çok kolay motifimi örüyorum. Kaç tane renk istersek, ne kadar istersek örüyoruz. Daha sonrasında motif sayımız yeterli olunca birleştirme işlemine geçelim. Motiflerimizi rengarenk ördüm, hazırladım. Şu anda son halini olmasını istediğim şekilde önüme dizdim. Sizler de motiflerinizi eğer böyle sistemli bir şekilde olmasını istiyorsanız ona göre ayarlamanızı yapın. Hiçbir hata olmadan düzgünce alarak devam edebilirsiniz, her sırayı alarak ya da iki renkli ördüyseniz hiç fark etmez, birbirleriyle değiştirerek zaten gayet rahat bir şekilde çalışacaksınız. Evet, şimdi bu önümdeki parçayla ben tıpkı battaniye örüyormuş gibi çalışacağım. Yani bunu burada 7 tane mavim var, 7 mavi değil de diyelim 15, 20, 30 tane motif olarak düşünelim. 15 motifin ilk başlangıçtaki şu ikisini birleştiriyoruz. Önce bütün ikileri birleştiriyoruz. Burada 7 değil de 30, 40 kaç tane motif varsa önce birleştirme işleminde benim 7 taneyi yaptığım işlemin birebir aynını baştan sona yapıyoruz. Çünkü bu battaniyemizi biz çalışırken öncesi paralel sonra dikey olarak birleştirme işlemini kullanacağız. Bütün battaniyemizi paralel olarak önce tığlayacağız, birleştireceğiz. Daha sonra da dikey bir şekilde keseceğiz ve çok güzel bir görünüm ortaya çıkacak. Çok farklı. Dilediğiniz renkle birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde yani ipinizde hangisi varsa ya da buradaki kullandığınız renk kombinasyonuna hangisi uyuyorsa yapabilirsiniz. Ama genellikle bu tür işlemlerde böyle parçalı motiflerde siyah rengimizi tercih ederiz. Hepsini daha güzel çerçeveleyip öne çıkardığı için. Evet. Şimdi arada birkaç püf noktamız var. Ben onu da arada zamanı geldiği zaman hatırlatarak sizlerle birlikte başlıyorum. Şimdi bunu 7 tane motif olarak değil, 20-30 tane motif olarak düşünüyoruz. Eğer büyük bir battaniye öreceksek ona göre çalışmaya başlıyorum. İlk başlangıcımızda zincirimizi, ben siyah ipimi kullanacağımı söylemiştim. Bir tane düğümümü atıyorum ve bir tane de zincirimi çekerek başlıyorum. Motiflerimizin birinci ve ikinci sırasındaki başlangıçta bulunan yani motiflerimi alıyorum. Her ikisinin ara zincirlerini şöyle birbirinin karşısına getiriyorum ve bakınız hep motiflerimizi bu şekilde ön yüzleri bize gelecek şekilde yapardık. Burada ise arka yüzleri bize gelecek, ön yüzleri ise içeride kalacak şekilde ayarlıyoruz. Püf noktamızın birincisi bu. Hemen buraya giriyorum. Bir tane sık iğne. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar araya giriyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğer eliniz çok gevşekse 7 değil 5 tane zincir çekmenizi tavsiye ederim. Bu ikisini birleştirdim. 7 tane zincirimi çektim. Bu kez sıradaki bu iki tane motifimi örüyorum. İkinci sırada kalacağı diğer tarafa koyuyorum. Giriyorum. Bakınız ters yönleri bana. Bir tane sık iğne. Bir zincir. Tekrar bir tane sık iğnemi örüyorum. Araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. İkisini alıyorum.
Hep aynı tarafta olacak. Bakınız pembemiz diğer tarafta. Bir zincir çektim. Atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Diğer ikisini alıyorum. Pembem diğer tarafta. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar sık iğnemi batıyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 ve 7 alıyorum. Batıyorum şöyle. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kaç tane birleştirdim? 1, 2, 3, 4. Bir tane daha pembem kalmış. 5. Onu da birleştiriyorum. Bir tane zincir, bir sık iğne. Tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Mavilerimin ikisini alıp ters yönlerine birbirine çevirerek giriyorum. Kenardan, çünkü maviler devam etmekte gördüğümüz gibi. Bir zincirimi çekip tekrar batıyorum. Ve bitirirken iki tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Bakınız, iki sıramızı aynı anda birleştirdik. Buradaki sıra ne kadarsa ona göre ayarlamamızı yapıyoruz. Bak, kaç tane ise hiç fark etmez. Ve şöyle açmak istiyorum, ne yaptığımızı görmemiz adına açıyorum. Evet. Şöyle görelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mavimiz vardı. Üzerinde 5 tane pembemiz vardı. Hepsini ördüm. Tabi burada lütfen 5, 7 değil. Bu sizin 20, 30, 40, 50 her neyse o kadar büyüklükte olabilir. Buradaki renk kısıtlaması sadece modelimizin tamamını gösterebilmek. Yani sayı kısıtlaması modelimizin tamamını göstermek adına yapmış olduğumuz bir işlem. Şimdi bir üst sırayı, üçüncü sırayı devam ettireceğiz. Burada ilk sırada 1 ile 2'yi birleştirmiştik. Burada ise 3 ile, yani 2 ile 3'ü birleştiriyoruz. Burada hiç olmadığı için ikisini birlikte artık birer birer birleştiriyoruz. Yine şöyle alıyorum. Her ikisini mavimin ilkinden başlıyorum. Mavimi aldım. Şöyle. İkisini. Burada bir tane püf noktamız var. Bakınız, buradaki önemli bir püf noktası. Hemen onu söylemek istiyorum. Birleştireceğimiz bu sıramızda şöyle arada mutlaka bir tane köşemizin boş olması lazım. Dikeyin öreceğimiz bölüm bize lazım. Bakınız, birleştirdim, tam tepesinde bir daha birleştirdim. Yanda mutlaka boş bir alanın, yuvanın olması gerekmekte. Tığımı geçiriyorum. O boşluğa dikkat ediyoruz. Bir tane düğümümüzü ve bir tane de zincirimi çektikten sonra, tabii bunu motifimin içine girmeden de yapabilirdim. Bir tane sık iğnemi örüp bir zincirimi çekip tekrar bir tane sık iğnemi örüyorum. Araya 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Motifimizi şu şekilde 3 olarak tamamladık. Şimdi pembemin yine ters yönündeyim. Buradan pembemi alıyorum. Şöyle ön yüzüne doğru yatırıyorum. Pembemin şurada bir tane boşluk olmasına dikkat ediyorum. Bakın, burada bir tane boşluğumuz var. Arada şöyle tuttuğum zaman ikisinde de boşluk olacak. Dikeyi de kullanacağız. Şuraya batıyorum. Kesinlikle lütfen dikkat edelim. Buraya yanlışlıkla batmayalım. Bir tane zincirimizin olduğu köşemizdeki bölümümüz açık olacak. Şöyle. Buraya batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Pembemizin karşılığına sarımı getiriyorum. Yerleştiriyorum. Yine burada dikkat etmem gereken nokta köşelerimizdeki bir tane boşluğun kalmasıydı. Bu boşluğu bıraktıktan sonra tepeye bir sık iğne ile batıp bir zincir, bir sık iğne ile örüyorum.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çektikten sonra yeniden geçiyorum. Bir tane boşluğun kalmasına tekrar dikkat ederek bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıradan pembe sarımı yine alıyorum pembemin karşısına. Ne kadar zevkli bakın. Çabuk çabuk da bitmekte. Canı tez olan insanlar için güzel bir çalışma. Batıyorum. Tabii şurada boşluğu. Bakın dikkat etmezsek hemen boşluğa gelip battım ve sıkıntı olacaktı. Hepsini bitirdikten sonra sökmem gerekecekti. Mutlaka kontrolümüzü yapalım. Buraya değil, burada bir tane boşluk kalması gerekiyor karşıya. Bir zincir, tekrar bir batıyorum. Ve sonrasında yeniden pembemi alıyorum. Kenarda pembem olduğu için kenar çerçeve sıralamasında bir köşemiz kalıyor. Şuradaki köşemize bakın, bunu bırakıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ile giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çekiyorum ve mavime geldim. Mavimizi yine şu şekilde karşılıklı örüyorum. Bir tane boşluğumu yine kontrol ediyorum. Lütfen arkadaşlar kontrolden çekinmeyelim. Sonra başımıza iş olabilir. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Sonra bir iki tane zincirimizi çekelim. Yeterlidir iki zincir. Şöyle kenarına sağlamlaşması için. İpimi buradan kesiyorum. Tabi burası bu kadar değil. Sizler daha büyük istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şöyle her seferinde tabii ki açmanıza gerek yok. Ama ben göstermek için bu işlemi yapmak istiyorum. Bakın aynı işlemlerimizin tekrarıyla diğer bölümümüzü de bu şekilde örerek tamamlayalım. Sonrasında dikey öreceğimiz çalışmamızda yeniden birlikte olalım. Ben bu sıralamamın üzerine devam ettiriyorum. Farklı renkler çalışacağınız zaman bu şekilde benim gibi farklı renklerle çalışacaksanız lütfen böyle sıralayıp alıp alıp çalışırsınız. Motiflerimizin tamamını yandan birleştirdik. Paralel olarak bir uçtan bir uca, yani ilk motifimizden son motifimize kadar ördük. İlk motifimizden son motifimize kadar ördük, birleştirdik. Şöyle arkasını çevirerek göstermek istiyorum. Şu şekilde bir uçtan bir uca yatay olarak birleştirdik. Şimdi yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya şeklinde birleştireceğiz ve motiflerimize son halini kazandıracağız. Yine tersinden birleştiriyoruz. Şu tepe noktasından şöyle başlıyorum, bakınız. En dıştakinden başlayıp şu ikisini yine birleştirmeye başlıyorum ve son halini veriyorum. Hemen yandaki bölümden, birleştirme bölümünden giriyoruz. Birleştirirken sürekli hatırlattığımız şuradaki bölümlerimizi örerek ilerliyoruz. Yine zincirimi çekiyorum. Tığımı, bir tane düğümümü attım ve bir zincir daha ilave ettim. Hemen buraya giriyorum. Diğerini de yine aynı şekilde ikisinin de tersi dışarıda düz yüzler birbirlerine bakmakta. Bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi ördüm ve zincir çekip şu ortadaki 7 zincirin tam ortasına batıyorum. 1 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle sayabilirsiniz ama direkt şöyle ortalayıp da batabilirsiniz. Tabii ki saymak en güzeli. 7 taneni tam 3 tane bir tarafında, 3 tane de bir tarafında olacak. 1, 2, 3, 4, 4.'üncüye gelerek batıyorum. Şöyle geçiriyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. Ortaya giriyorum. Buradaki ayırdığım bölümüme. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimin dördüncüsüne batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İlmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4. Motiflerimi birleştiriyorum şeklinde örüyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Tekrar 4 tane zincir bu şekilde, bakın, birleştirmeye devam edelim.
Sıramın sonuna kadar dörder zincir çekip bir tane zincirimizin içerisine, bir de iki tane motifimizin ortasına bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yaparak geldim. Son motifimdeyim. Son motifimizde yine karşılıklı köşelerine batıyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğne ve şöyle iki tane zincirimi çekip ipimi bu noktada keserek tamamlıyorum. Ve motifimizin ilk buradaki tamamı bitmiş hali bu şekilde oluyor. Yani bu burada bitirdik. Şimdi diğerlerini bakın, artık hiç kıvrılmadan dümdüz durabilmekte. Yeniden ikincisine başlayalım. Bu şekilde de diğerleri de aynı şekilde örülüp tamamlanacak. Bir tane düğümümü atıp bir zincirimi çektim. Ve şöyle görelim, bakınız hemen ne kadar güzelleşti motiflerimiz. Tamam, bitince tabii ki çok daha şık duracak. Bir düğüm, bir zincirimi çektikten sonra motifimin en uç kenarından başlıyorum. Giriyorum. Buraya sabitleniyorum. Bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra şöyle tuttuğunuz zaman da tam ortası olur. Yok, ben daha garanti olsun derseniz dördüncü zinciri, daha önceki çektiğimiz dördüncü zinciri batabilirsiniz. Açık renkteki ören arkadaşlarımız daha rahatlıkla yapabileceklerdir. Yine 4 zincir de bu tarafa çekiyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Yine buradaki zincirime geçiyorum. İpimi yarımlandı. Hemen düzeltiyorum. 1, 2, 3, 4 motiflerimi ayırdığım, özellikle tembih ettiğim bölümler burası. Buraya da girip bağlanıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve bu şekilde battaniyemiz ya da örtümüz tamamlanana kadar bütün motiflerimiz, bütün sıramız aynı şekilde işlemimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle hem yatay hem dikey olarak çalıştım ve arkasından da bu şekilde görmekteyiz. Eğer kenarını siz de böyle çerçeveli istiyorsanız iki yönü ters olarak birleştirelim. Ön yüzler dışarıda kalsın. Bu şekilde kullanmak isterseniz de birleştirmemizi o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle de gayet güzel oldu. Hem yatay hem dikey çalıştık. Bütün motiflerimiz bitti ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Evet, umarım çalışmamızı sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız bu güzel çalışmamızı. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.